Bizler bu şehrin sahipleri değil, emanetçileriyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bizle yaptığı bütün toplantılarda bize ısrarla bu mesajı veriyor. Buyurgan, emreden, sahipmiş gibi davranan bir yaklaşımla şehirleri yönetmemeliyiz. Gelen taleplere kulak vermeli, sürekli onların yanında olmalıyız. Çocuğundan gencine, yaşlısına, engellisine, kadınına, erkeğine, bu şehirde neye ihtiyaç duyuyorlarsa onlara kulak vermeli ve hizmet için yarışmalıyız. Hizmet gerekli bir şarttır belediyecilik için. Hizmet edeceksiniz. Kanalizasyon yapacaksınız, yol yapacaksınız, köprü yapacaksınız. Ama yeterli değildir. Asıl olan gönüllere girmektir. Hayatta çok kıymetli şeyler vardır. Bence en kıymetli olan şey vatandaşın Allah razı olsun demesi. Bu duyguyla çalışıyoruz. Sizden tek bir şey istiyorum. Mahallenizde, yanınızda, yakınınızda bir garip varsa bize haber edin. Çünkü bu kentte bir kişi gece aç yatarsa biz komşusu açken tok uyuyan bizden değildir diyen Peygamber Efendimizin yolundan gittiğimiz için bizi bu vebalin altında bırakmayın. Arkadaşlarımız yana yakıla bu şehirde garip kalmasın, gureba kalmasın diye uğraşıyorlar. Ama ola ki gözümüzden kaçar. Allah rızası için bizi haberdar edin. Çünkü biz size hizmet etmek için varız. Varlık sebebimiz bu. Bu yaklaşımla bütün hizmetlerimizi sürdürüyoruz.